Sen ona efendim o gün varabiliyorsun. Ama padişah da buna mukabil sana özel muamele ediyor. Perdeleri kalkıyor. Yani adeta Ramazan'da kurbiyet yok. Akrabiyet ilahiye tezahür ediyor. Yani sen Allah'a yakınlığın değil, Allah sana yakınlığı oluyor. Anlıyor musun? Çok farklıdır. Mesela ne demektir ustadığımız misaliyle? Sen güneşe yanaşmaya kalksan bu kadar mesafeyi kat edeceksin. 150 milyon kilometreyi kat etmen lazım. O da dayanabilirsin. O bu kurbiyeti gösteriyor. Akrebiyet demek güneş sana yakın. Ha, gördün. Ha işte Ramazan'da Cenab-ı Hak kendisiyle senin arasındaki berzahları kaldırıyor. Anladın mı? Kaldırıyor. E ne yapıyor? Sana yakın oluyor. Akrebiyet gözüküyor. Bu mühim olduğu için bırakmadım dersi. E şimdi Nasıl kaldırıyor? nasıl kaldırıyor? Allah ile bizim aramızda berzahlar var, duvarlar var. His var, latifeler var, nefis var, şeytan var, şu var, bu var. Ve işte gaflete bir sebebiyet verecek yemekler var, arkadaşlar var vesaire. İşte adeta hepsinin sıyrılıyor insan. Direkt Allah oluyor. Ondan sonra fena filah gibi hakikatin ucu gözüküyor. Yani bir tek aç kalıyorsun, başka bir şey kalmıyor. Öyle ama aç kalıyorsun da açlığın getirmiş olduğu bir pencere var. Ama hayvan gibi aç kalırsan başka. Dedik ya üç tane dersin başında. Üç tane oruç vardı. Ruha, akla. Hakikatine şey nail tabii tabii olursa yani. tabii. O dediğin şey Oruç o. vardır yoksa. Ama cesedi tutturuyoruz bizim. Ama Allah bereket versin. Bizim orucumuz cesedi bir oruç. Cesedi bir oruç. Cenab-ı Hak özel muamele diyor. Özel veriyor yani o gün. Özel paketler veriyor. İsteyen istediği gibi görüşebiliyor padişaha. Cumhur ayında. Padişah perdesiz huzuruna ve has iltifatına, fevkalade icraatına, doğrudan doğruya layık ve sadık milletini has teveccühüne mazhar eder. Öyle de ezel ve ebed sultanı olan 18 bin alemin padişah-ı zülcelali, o 18 bin aleme bakan, teveccüh eden ferman-ı alişanı olan Kur'an-ı Hakimi Ramazan-ı Şerif'te inzal eylemiş. Elbette o özel muamele dedik ya paket veriyor. Ramazan'da adeta, Ramazan kendisi bir özel, kendisiyle münasebet kurulmaya, yani kendisiyle perdenin kalkmasına bir vasıta, bir yol, bir de o hakikati yaşamaya ve o hakikati kendine hissetmeye adına bir Kur'an göndermiş. Efendim, meşer-i Rabbani ve bir meclis-i ruhani hükmüne geçmek, elbette o Ramazan mahsus bir bayram ilahi ve bir meşer-i Rabbani ve bir meclis-i ruhani hükmüne geçerek mukteza hikmettir. Madem Ramazan o bayramdır, elbette bir derece sufli ve hayvani meşakilden insanları çekmek için orucu emredecektir. Ve o orucun ekmeli ise, orucun en mükemmeli ise, ekmel ismi taftildir, en mükemmeli ise, mide gibi bütün duyguları, yani mideye cesedi, buna oruç tutturduğum gibi, bütün duygularını, gözü, kulağı, kalbi, hayali, fikri gibi cihazat-ı insaniye dahi bir nevi oruç tutturmaktır. Yani muharemattan, harama batmaktan, malayaniyattan çekmek ve her birisine mahsus ubudiyete sevk etmektir. Mesela dilini yalandan, dilin orucuna bak. Dilini oruç tutturacaksın. Dilini yalandan, gıybetten, galis, insanlığa yakışmayacak tabirlerde ayırmakla ona oruç tutturmaktır. Gördün mü? Oruca bak yani. Efendim o lisanı tilaveti Kur'an ve zikir ve tesbih ve salavat ve istiğfar ile istiğfar gibi şeylerle meşgul etmek. Mesela göze tutturalım oruç. Hakiki dedin ya. Oruca tutturalım. Gözünü namahreme bakmaktan, kulağını fena şeyleri işitmekten men edip, gözünü ibrete ve kulağını hak söze ve Kur'an'ı dinlemeye sevk etmek gibi sahih cihazata da bir nevi oruç tutturmaktır. Zaten mide en büyük bir fabrika olduğu için oruç ile ona tatili eşgal ettirilse, başka küçük tezgahlar kolayca ona ittiba ettirilebilir. Yarım şey var. Bitireyim. Bitireyim. Çünkü bir delimizi geçmez. Bu son olacak. İstersen. Sonuna da. He. Sekizinci nükte.
Ramazan-ı Şerif benim hoşuma gitti bu son şeyi. Mideye, şey, göze kulağa tutturmak çok benim memnun etti yani. Zaten hakikaten insan aç olsa başka şeyler de gözü de olmuyor ya. Yani. Hiçbir şey zevk vermiyor ya. Her şey yemek. Biz matasız var abi. Hayat yemekle tatlı mı diyor, deniliyor ne? Hı. Yemekle bir mana kazanıyor. Hakikaten mide boş olduğu zaman hiçbir şeyin zevki olmuyor yani. Ya. Sekizinci nükte. Ramazan-ı Şerif insanın hayat-ı şahsiyesine baktığı cihetindeki çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki insana en mühim bir ilaç nevinden maddi ve manevi bir perizdir. Ramazan maddi ve manevi periz. O manevi de perizmiş ya. Yani. Ve tıbben bir himyerdir. Yiyecek ve içecekler şeylerden dikkat etmek. Yani kendini çekmek. Diyet yani ne güzel. İnsanın nefsi, bak insanın nefsi yemek, içmek hususunda keyif ve maaşı hareket ettikçe hem şahsın maddi hayatına tıbben zarar verdiği gibi hem helal haram demeyip rastgele şeye saldırmak adeta manevi hayatını da zehirler. Daha kalbe ve ruha itaat etmek o nefse güç gelir. Yedin 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 kalp ve ruha itaat etmek nefsin itaat etmesi yok. Çünkü doldurdun onu güçlendirdin devamlı. Serkeşane dizginini eline alır. Daha insan ona binemez, o insana binir. Nebize, nefis sana biniyor. Ramazan-ı Şerif'te oruç vasıtasıyla bir nevi perize alışır, riyazete çalışır ve o emir dinlemeyi öğrenir. Bir de emir dinlemeyi öğreniyormuş. Tut, kes, yeme, aç. Kes, aç. Yani emir dinlemeyi de öğreniyor. Diğer zamanlarda emir memir yok. İstediğin zaman istediğini yapıyorsun. Bir çare zayıf mideye de hazımdan evvel yemek yemek üzerine bak yemek yemek üzerine doldurmak ile hastalıkları celbetmez. Bütün hastalıkların temeli bu. Ve emir vasıtasıyla helalı terk ettiği cihetle emir vasıtasıyla helaldan yemek yemek helalı terk etmekle haramdan çekilmek için akıl ve şeriattan gelen emri dinlemeye kabiliyet peyda eder. Yani haramı yapma diyor ya Cenab-ı Hak, haramı yapma, namaz kıl şunu yap. Dinleyemiyoruz, yapamıyoruz. Bu sefer ne yapıyor bize? Helalı terk ettirerek bizi terk etmeye hakikatini alıştırıyor. Terk etmeyi öğretiyor. Sonra helalı terk ettirerek sonra haramı sif haramı. Çünkü Ramazan'da hem helal terk ediliyor hem haram. Bu zor işi bize alıştırarak Ramazan'dan sonra hadi bakalım helalınız tamam serbest. Haramı bak şimdi bak epey alıştırdım. Epey antrenman yaptırdım sana. Bir göreyim bakayım şey yapacak mısın? Adeta alıştırıyor bize. Antrenman yaptırıyor. Kolaylık haramı terk ettirmeye kolaylık sağlıyor. Sağlıyor. Şey haramı terk etmeye. Hı. Ve emir vasıtasıyla helalı terk ettiği cihette haramdan çekilmek için akıl ve şeriattan gelen emri dinlemeye kabiliyet peyda eder. Hayat-ı manevi bozmamaya çalışır. Hem insanın ekseriyeti mutlakası açlığa çok defa muptela olur. Sabır ve tahammül için itman veren açlık, sabır ve tahammül için itman, antrenmanlık yapan açlık, riyazete muhtaçtır. Ramazan-ı Şerif'teki oruç 15 saat sahursuz ise 24 saat devam eden bir müddeti açlığa sabır ve tahammül ve bir riyazettir ve bir itmandır. Demek beşerin musibetini ikileştiren, beşerin insanların musibetini ikileştiren sabırsızlığın ve tahammülsüzlüğün bir ilacı da oruçtur. Bir daha okuyayım şu cümleyi. Beşerin insanların musibetini ikileştiren, çoğaltan sabırsızlığın ve tahammülsüzlüğün bir ilacı da oruçtur. Hem o mide fabrikasına çok kademeleri var. Hem onunla alakadar çok cihazat insaniye var. Nefis eğer muvakkat bir ayın gündüz zamanında tatili eşgal etmese, gündüz ortasında biraz istirahat etmese vücut, o fabrikanın hademelerinin, o cihazatın hususi ibadetlerini onlara unutturur, kendiyle meşgul eder, tahakkümü altına alır mesela. Vücut mesela, diğer midenin şeyi var, ihtiyacı var. E kalbin yok mu? E şimdi bunu azdırırsan öteki organların, öteki duyguların bu diyetini unutturuyor. Azdırıyor ya, yemek yiyerek.
O sair cihazat-ı insaniyi de o manevi fabrika çarklarının gürültüsü ve dumaniyle müşeveş eder. Nazari dikkatlerini daima kendine celbeder. Ulvi vazifelerini muvakkaten unutturur. Ondandır ki eskiden beri çok ehli velayet tekemmül için riyazete ve az yemek ve içmeye kendilerini alıştırmışlar. Hatta 40 günde bir yemek yiyen Ahmedi Bedevi var mesela. Fakat Ramazan-ı Şerif orucuyla o fabrikanın hademeleri anlarlar ki, şu fabrika düşün, mide fabrikasının hademeleri var diğer organlar, hisler. Anlarlar ki sırf o fabrika için yaratılmamışlar. Ve sair cihazat o fabrikanın sufli eğlencelerine bedel, Ramazan-ı Şerif'te meleki ve ruhani eğlencelerle de telezzüz eder. Şimdi bir de Ramazan-ı Şerif'te nefsin dizginini kurtarırsan, bu sefer insan ulvi duyguları, ulvi zevkleri hissetmeye başlıyor. Ulvi şeyleri fark etmeye başlıyor. Âli şeyleri, varlığını fark ediyor. O zaman fark ediyor. Telezzüz ederler. Nazarlarını onlara dikerler. Bu sefer vay başka şeyler de varmış ya. O zaman fark ediyor. Başka şeylerin de varlığı varmış. Onun içindir ki Ramazan-ı Şerif'te müminler derecatına göre ayrı ayrı nurlara, feyizlere, manevi sürurlara mazhar oluyorlar. Değil mi? Sürurlara, sevinçlere, feyizlere mazhar oluyorlar. Yani o büyük zatlar ömürlerine oruç tutturmuşlar mesela Beyazıt-ı Bestami gibi. Az yemişler, az içmişler. Dolayısıyla az yiyen, az içen, az uyur otomatik olarak. Çok yiyen, çok içen, çok yatar. Kalp ve ruh, akıl ve sır gibi letaifin o mübarek ayda oruç vasıtasıyla çok terakkiyat ve tefeyyüzleri vardır. Yani akıl, kalp, ruh, sır. Çok böyle inkişafatı var. Yani sırların inkişafına feyizleri var. Midenin ağlamasına rağmen, mide bağırıyor ya, van, 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 açım, açım. Ağlamasına mukabil kalp, ruh, sır, his, latifeler masumane gülüyorlar. Mide bağırıyor ama o ulvi duygular. Ama peki niye o sesi ne diyor? Çok şımartmışız da ondan. Mide hemen. Dokuzuncusu yarım şeydir. Bitireyim. Ramazan-ı Şerif'in orucu doğrudan doğruya nefsin mevhum rububiyetini kırmak, doğrudan doğruya insanın gururunu kırmak, aczini göstermekle ubudiyetini bildirmek cihetindeki hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, aczinin fakrini kafasını kırarak bildiriyor. Ve dolayısıyla aciz ve fakir olduğunu bilerek ubudiyetle vazife olduğunu, ubudiyet asıl vazifesi olduğunu anlıyor. Aciz ve fakir. Nefis Rabbini tanımak istemiyor. Yapısı bu. Firavunani kendi rububiyet istiyor. Ben diyor ya. Böyle istiyor. Ne kadar azap çektirilse o damar onda kalır. Cenab-ı Hak yapmış. Ne kadar nefse azap çektirirseniz çektirin, ne yaparsanız yapın, nefiste o rububiyet var. Yani adeta firavunluk, Rablık. Yani Allah'tan kopuk yaşamak. Böyle damar kalıyor. Fakat açlıkla o damar kırılır. Açlıkla kırılıyor. İşte Ramazan-ı Şerif'teki oruç doğrudan doğruya nefsin firavunluk cephesini darbe vurur, kırar. Aczini, zaafını, fakrını gösterir. Abd olduğunu bildirir. Ne demektir diye şimdi anlatacak. Şimdi ne kadar okuduğumu ne dedi? Şu son. Hadisi rivayetlerinde vardır ki Cenab-ı Hak nefse demiş ki son. Ben neyim sen nesin? Nefis demiş ki ben benim sen sensin. Ben benim sen nesin? Nefis öyle demiş. Azap vermiş, cehenneme atmış, yine sormuş. Cehenneme atmış ya. Cehenneme atmış, azap vermiş, bağırttırmış, bağırttırmış, çıkartmış. Sormuş. Ben neyim, sen nesin? Yine demiş. Ente. Ben, sen de sen. Ben namussuz. Ya bir pislik bir şey. Yok. Ulan cehenneme atıyorsun gene yok ya. Unuttun yani. Buna deli şeyimiz de var ha. Hakikaten başımıza bir bela musibet geldiği zaman hemen Allah diyoruz. Allah Allah diyoruz sonra. Unutuyoruz ya. İşte böyle gider. Unutuyoruz. Yani sanki diğer zamanda hiç Allah ile aramız yok.
Bak şimdi cehenneme atmış, azap vermiş, hadis-i şerif okuyorum, hadis. Meal. Çıkartmış, ben neyim sen nesin demiş. Ene ente ente dedi. Ben benim, sen de sensin. Ben benim, sen de sensin. Allah Allah. Bu bizde var ha, bu namussuz. Hangi nevi azap vermiş, enaniyetten vazgeçmemiş. Sonra açlık ile azap vermiş, yani aç bırakmış. Yine sormuş. Demiş ki, ben neyim, sen nesin? Namussuz demiş ki, men ene ve ma ente. Nefis demiş ki, ente rabbir rahim ve enel abdükel aciz. Ne yapayım? El freni çek, takoz koy. Ente rabbir rahim. Sen benim rabbir rahimimsin. Ve enel abdükel aciz. Ben senin aciz bir kulunum. Ne yapayım? Ne oldu şimdi? Çok acayip. Yani sen benim rabbir rahimimsin. Ben senin aciz bir abdinim. Allahümme salli ve selim ala seyyidina Muhammedin salaten tekünü leke ridaen ve li hakkihi edaen bi adadi sevabi kıraati hurufil Kur'ani fi şehri Ramazan ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Subhaneke, subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Amin. Şu ikinci kısım 40 dakikada suratle yazılmasından bu risale, şimdiye kadar bu dersimiz, okuduğumuz ders 1,5 saat neredeyse. Ya okumak bu. 40 dakikada yazılmasından ben ve müsvedde yazan katip ikimiz de hasta olduğumuzdan elbette içinde müşeveşiyet ve kusur bulunacaktır. Nazar-ı musamma ile bakmalarının ihvanlarından bekleriz. Münasip gördüklerini tavsiye edebilirler. Manası neymiş? Büyüklük ve izzet sahibi olan Allah'ı onların nimetlendirdiklerinden tenzih et. Selam ve esenlik peygamberlere olsun. Hamd, övgü, şükür ve nimet alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Ve ahir davahu menilhamdülillahi rabbil alemin. Ya Rabbi, rizan dairesini kabulü karin eyle. Bizi iki cihanda mesul eyle. Geçmişlerimizden kabirde olanların cennet bahçesini bir bahçe yap. Ya Rabbi, Muhammed aleyhissalatü vesselamın hürmet ve hatırına bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanetlerimi kıl. Ve ahir davahu menilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temas salavat. Ayı müstakil olarak hiçbir ayda farklı değildir. Zatı bakımından cuma günü. Ama Allah onu tercih etmiştir. Çünkü zatı bakımından bir şeyden üstün Allah'ın tercihinin dışında olamaz. O zaman Allah mucib bir zat olurdu. Yani Allah ona mübarek demeye mecbur olmuş olurdu. Oysa öyle değil. Allah onu kutsi yaptığı için o mübarek olmuştur. Yani Allah'ın tercihidir. Allah ona o kutsi yaptı. Mesela diyelim ki günah zatı bakımından günah değildir. Allah ona günah dediği için, kerih dediği için günahtır. Sebap Allah sebap dediği için. Onun için Ramazan ayı demek Allah'lık hakikatinin zuhuru demektir yani. Şu sonsuzluk işi ehli sünnet ve cemaat ile bir noktadan Vehhabilerin ayrıldığı bir nokta var. Mesela Cenab-ı Hakk'a irade sıfatını vermezler. Allah irade sıfatını vermezler. Bir de kaderi de inkar ederler. Ne oluyor? Çünkü mesela Allah var iken hiçbir şey yoktu. Bak çok önemli. Mutlak ve muhitti Allah. Peki o Allah'lık hakikati içinde bir mahlukatı yaratma tercih anı demeyeyim, Allah'lık hakikatin zaman yok. Bir zaman diyelim gene. Başka nasıl konuşacağım? Yani o Allah, bu kainat Allah ile beraber yoktu. Hakikati Allah'ta var. Yani onu dışarıya çıkartmayı tercih etti. Dolayısıyla bu tercih edilmesiyle kainat ezeli değil.
olmadığı için ebedi de değil. O zaman bir vakitte tercih edilmiş. Allah'ın bu tercih etme anı, tercih ettiğine göre anlıyoruz ki Allah mucib bir zat değildir, irade sahibidir. Dolayısıyla bu kainatın füyuzat olarak, zuhurat olarak ortaya çıktığı ay Ramazan'dır. Yani o ona şey yapmış, o ayda olmuş. Dolayısıyla kutsiyeti veren Allah olduğu için Allah'lık hakikatının, füyuzatının, zuhuratının ortaya çıktığının, insan da fark ettiği, farka geldiği ve boyutlaştığı bir kuvvet çekirdek haliyle bir fiil hale geldiği aydır Ramazan. Neden Ramazan'da bu? Çünkü dedik ya, füyuzatın zuhuratı o zaman olmuş. Nasıl oluyor yani? Yani Allah o zaman culûş-ü humayn dediğimiz zuhuratını yapmış o zaman. Yani o ayda, o zamanda şey yapmış efendim, Nur-u Muhammed'i yaratmış. Cenab-ı Hak ilk böyle Allah'lık hakikatının bir noktadaki tecellisi Nur-u Muhammed'idir. Çekirdeği, ağaca çekirdek nasılsa Nur-u Muhammed'i de kainatı öyledir. Onun için çekirdeğin içinde en son gelecek nesil de var, Adem Aleyhisselam da var. Bu çekirdeğin zuhurat olarak yapıldığı zaman ama bu aylardır. Bu evet. Evet. Ve Berat gecesi aynı zamanda. Bu. Dolayısıyla bu aylar zuhuratın olduğu aylar. Dolayısıyla füyuzatın da yayıldığı aylar. Buna mukabil insan bu füyuzatı, feyizleri, bu zuhuratı ruhunda hissediyor. Yani ruh da bunun karşılığıdır. Ruh nedir? Ruh, kainatı yaratmışına bak. Bu kainatı yarattığı kainata tecelli eden zati ve subuti sıfatlarının ve esmasının bir noktadaki hulasa-i tecelliyatı ruhtur. Ruha ustad zihayattır, zişurdur, kanunen vücudu harici, dört sıfat. Ama kanuniyet itibariyle meçhuldür, mahluk değildir. Ama vacip de değildir. Yani ruhun kanuniyeti itibariyle meçhuldur, evamiri tekviniyedir. İşte arasında bir şey. Berzahtır, kabir gibidir. Tamam. Yani kabir ahiret değildir, dünya değildir. Çekirdekteki ağaç programı ağaç değildir ama ağaç da değildir. Buna berzah deniliyor. Bazı insanlar ya herru ya merru, ya ak ve ya kara. Yani mükemmeliyetçi fıtratlar var. Griyi anlayamıyorlar. Ya beyaz ya siyah. Olur mu yani? Ortası da var. Mesela kabir, alemi berzah diyoruz. Berzah. Yani bir geçit alanı yani. Dolayısıyla insanın zuhuratının yani ruhunun bu füyuzatı fark ettiği, farka geldiği, yani Kur'anlaştığı, enenatik-ı Kur'an dediği, Hazreti Ali'nin tabiriyle enenatik-ı Kur'an, ben canlı okuyan ve okunan bir Kur'an'ım diyor. O aydır. Yani o ruhun, o haliyle hallenmesi. Fena fillaha mazar olması. Duygular da bu ruha bir takviye mi yapıyor? Yani duygular nedir? Kabardığı zaman. Duygular kamçılıyor tabi. Duygular ruhun detaylarıdır. He. Mesela ruhu aslı şöyle düşünelim. Bir cevher vardır. Buna ene diyoruz. Bu ene şahsiyet ilahinin tecelli ettiği yerdir. Burası mahluk değildir. Çünkü sığmadım kainata. Sığdın beni seven müminin kalbine, yani enesinde. Evet. O zaman Allah madem vacibül vücutsa, yarattığı mahlukata sığmayacaksa ki sığmaz, müminin bir yerine sığıyorsa orası mahluk değildir demek ki. Anladınız mı bu silsile mantığı? Allah vacibül vücuttur, mekan ve zamanın halikidir. Dolayısıyla mekan ve zamana sığmaz. Ne ile? Cenab-ı Hakk'ın ilmiyle, kudretiyle, iradesiyle her yerdedir. Mesnevi'nin öyle diyor. O zaman ben bir sığdım diyorsa, kainata sığdım diyorsa, ama o kainatın içinde olan bir şey olan insanda oraya sığabiliyorsa, orası demek ki sığabilen, Allah'ı alabilen, misafir edebilecek bir yapıya, ona uygun bir yapıya sahip. Orası da mahluk olmaması lazım. Ona da ne diyor bu konuda diyor, 258'de Barla'da, tabiyen var baskı. Bu noktada mec'uldur diyor. Yani mahluk değildir. Peki nedir? Vacip midir? Hayır, berzahtır.
Yani imkan ve vücub ortasında diyor sözlerde, değil mi? Mesela Miraç için. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam nerede yapıyor? İmkan ve vücub ortası. Kab-ı kavseyn. İmkan ve vücub ortası. O zaman evet. Nefis nedir o zaman? Ha, nefis nedir? Çok ilginç. Cenab-ı Hakk'ın esması var. Zerrede, mesela bir çiçekteki Cemil ismindeki tecelliden, çocuğun simasından, güzel bir bahara, cennetin güzelliğinden, arştaki esmaya kadar Cenab-ı Hakk'ın kendi zatında olan esma. Her bir esmanın nihayetsiz mertebesi vardır. Vasatı bizde hisler ve duygulardır. Onun da ifrat ve tefriti nefistir. Yani esmanın ziddiyet noktasındaki karşılığıdır. Yani nefis, esma-i hüsna'nın vasat mertebesi, değil mi? Mesela diyor ki, ifrat mertebesi diyor mesela Kuvve-i Şehebiye'nin, Kuvve-i Gadabiye'nin, Kuvve-i Akliye'nin. Vasat mertebesi kemalattır. İfrat ve tefrit mertebesi de esmadır. Ama nedir? Mesela hiçbir şeyden korkmamak, her şeyden korkmak, vasatı emredildiğinde korkmak, emredildiğinde korkmamak. Ha demek ki o hiçbir şeyden korkmamak, her şeyden korkmak da bir şeyin esmanın mertebesidir. O zaman nefisi bu noktada bakarsak, Esma-i Hüsna'nın, iyi toparlıyorum bak, Esma-i Hüsna'nın ruhtaki muvazeneli tecellisi, ahenkli ve armonisine ruh diyoruz. Ruh diyoruz. Bu Esma-i Hüsna'nın, bakın bir daha söylüyorum, bin bir çeşit kainata bile tecelli etmeyen Esma-i Hüsna'nın muvazeni bir şekilde, hepsini armoni bir şekildeki tecellisi ruh diyoruz. Bu ahenkli tecellinin ifratı ve tefridine de nefis diyoruz. Ama o da esmadır. Mesela onun kaynağı da şeytandır. Şeytan da esma yaratmıştır. O zaman nefsin dediğimiz şey de, şeytan dediğimiz şey de Esma-i Hüsna yaratmıştır. Niye şerdir? Allah dedi ki bu şerdir, şer oldu. Şeytanın yoksa yerlisi nedir peki? Şeytanın vücudu esirdendir. Onun da zihayattır, zişuurudur. Kanunu vardır. O da bir mahluktur. Mahluktur, yaratılmıştır. O da bir ubudiyet sahibiydi yani. O da kulluk ediyordu. 700 bin sene ubudiyet etmiş yani. Yani şeytan karşılığı nedir yani, nefis? Ha, bizdeki karşılığı dışarıdaki şeytan. Şeytanın kendisi yani. Bildiğimiz şeytan. Ha işte o dediğimiz ifrat ve tefrit mertebesinin zirve noktalarıdır şeytan. Yani onun bir noktadaki hulasası. Esma karşılığı mı oluyor? Yok, esma demiyorum bakın. Esma-i Hüsna'nın, Cenab-ı Hakk'ın ya Cemil, ya Allah, ya Latif, ya daha bu kainattakiyle, bir de kainatta olmayıp Allah'ın zatında olan sıfatlar ve esmalar var. İnsanla tecelli ediyor mesela. Beka demiş. Beka duygusu var. Kainatta beka tecelli etmiyor yani. Ha. Misal yani. Kayyumci. Mesela onlar bütün Esma-i Hüsna'nın dengeli birbirine karşı ahenkli tecellisi, ahenkli tecellisinin bir noktadaki hulasalanışına şöyle diyeyim. Tencereyi getir buraya. Getirdim. Elma suyunu dök. Elma suyu dök. Armut suyunu dök. Şeftali suyunu dök. Havuç suyunu dök vesaire. Hepsini çırp. Nedir bu? Ne suyudur? Anonim şirket. Hiçbir şey değil. Yani her şeyin hakikatidir artık. Ha, Allah da kainatı yarattığı esma ve sıfat hangi hakikatsa onların bir hulasayı noktası ruhtur. Ruh olarak gözüküyor. Tamam. Onu da koymuş bize. Biz ruh değiliz. Ben nasıl ki buna benim gömleğim diyorum. Bu sahip çıkılandır. Sahip çıkan benim. Gir içeriye. Benim atletim, benim cesedim, benim hayatım, benim hissim, benim duygum, benim latifem, benim hissim, benim hafi, ahfa, sır, ruh. Ruha da ne diyor? Benim ruhum. O ben diye. Ha şimdi o kainatı yarattığı esma ve sıfatın bir noktadaki hulasa-i tecelliyatına ruh diyoruz. Ruhun da dört hakikati vardı. Zihayattır, zişuurdur, kanunen vücudarış. Ha bu Esma-i Hüsna'nın bu kainattaki karşılık olarak vasat şeklindeki şu tecellisi ruh. Bunun ifrat ve tefrit mertebelerinin bir noktadaki tecellisi şeytan diyoruz. Onun bizdeki karşılığı da nefis diyoruz.
Bunun için ben belki de ne kadar seneler uğraşmışım ki nefis nedir diye. Neyin nesi ki Allah? Bir de adeta Cenab-ı Hakk'ın zatının ziddiyet noktasındaki karşılığı ki o gözüküyor. Yani ziddiyet noktasındaki karşılığı da şu. Güneşin ziddiyet noktasındaki karşılığı nasıl ki karanlığın şiddeti? Evet. Bu da öyle. Ha, o ne yapmış Cenab-ı Hak? Onu insan, niye şeytaniyet de var bu noktada, insan melekiyet de var. İnsan cemül cemdir. Muhyiddin Arabi'nin tabiriyle cemül ezdaattır insan. Onun için sen kendini neyle ifade ediyorsun? Koltukta oturan, yemek yiyen, doldurup boşaltan, üreyen bu musun yani? Kendini ifade ettiğince Allah aşkına neyle ifade ediyorsunuz kendinizi? Neyle kendimizi ifade edeceğiz? Şualarda ne güzel anlatıyor değil mi? İnsan nedir? 20 vecihle insanı tarif ediyor. Böyle. Ha, o zaman yani bu bize bakan şu insanı anlama adına bildiğiniz beşeriyettir ya. Böyle beşeriyet. Bişer yani. Beşeriyet. Mesela bu konu abi senin anlattığın bayağı şey yaptı, beni tatmin etti. Nefis bu. Bir de şunu söyleyeyim geçeyim. Evet. Hiçbir şey yok iken o var idi. Hakikatını Elif anlatır. Elif'i kıvırırsan B olur. Yani bütün harfler Elif'le olur. T'yi bile kıvırırsın. Demir. Bir demir kıvır. T yaparsın, sin yaparsın. Sen hep Elif'le olmuştur. Bak. Kur'an'ın kalbi Fatiha'da. Kur'an'ın hulasası Yasin, Yasin'in hulasası Selamun kavle min Rabbir Rahim'de. Bu kalp. Kur'an'ın hulasası demiyor. Kur'an'ın hulasası Yasin'de, o da Selamun kavle min Rabbir Rahim'de. Kur'an'ın kalbi Fatiha'da, Fatiha ise Besmele'de, Besmele ise B'de, B'de de noktada. Şimdi onu izah edeyim. Çok mühim, çok mühim bunun işlerle alakalı. Şimdi bunu biliyor muydunuz? Haccac-ı Zalim Kur'an'ı harekeledi. Kafa, Fe'ye, Elif, Ötüreler, İ'leri koydu. Koyan Haccac-ı Zalim'dir. Çok müthiş deşetli ulemaymış. Ondan önce Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ve sahabe-i kiram zamanında Kur'an'ın hiçbir harekesi yoktu. Beni noktası hariç. Bir nokta olarak beni noktası vardı. Benim. B'nin altındaki nokta. Nedir? Allah var iken hiçbir şey yok ki değil. An ve zamanı simgesel olarak Elif anlatıyor. Çünkü Elif'in hiçbir belirlenişi yoktur. Mesela B'nin üzerine böyle koyarsan B, E, B. Böyle yaparsan B, A, Ba. Böyle yaparsan B, İ, İ, B, B, L, İ. Yani hepsini sesli ve sessiz beraber olur. Ama Elif'in üzerine E koyun, Elif E yok, E, İ, U, Elif okunmuyor sanki. Var da yok, yok kendisi. Çünkü her şeyin hakikati bir şey olamaz. Dolayısıyla Elif bütün harflerin hakikatıdır. Dolayısıyla, o beyi anlatacağım bu nefiste. Cenab-ı Hak var iken hiçbir şey yoktur, sonra karar verme mahlukatı yaratınca o hakikatını, Elif'i kıvırıverdi. Ama kıvırdı ama Halik vacipla karışmasın diye kendini yarım ay yapmış. Mahlukattan çıktı. Peki ne yaptı? Altına mahlukatı yarattığına delil nokta koydu. O nokta Nur-u Muhammed'idir. İnsanlığın hakikatıdır. O noktada kainatın başı ile sonu aynıdır. Aynı yerde. Kıvırdığı şey nedir peki? Kıvırdığı Allah'lık hakikatıdır. Yani ve Elif Allah yaratmadan hiçbir şeyi var iken o var idi hakikatının simgeselliği, Allah zuhurat yaptığını anlatan da bir harfidir. Şey ortaya koymuş. Yani zuhuratın olduğu, o vakti B, hani bazısı mübalağa zannediyor. Yasin, Kur'an Fatiha'da, Fatiha Besmele'de, Besmele B harfinde, B'nin de noktasında. Yani bu B'nin noktası bizim bildiğimiz nokta değil, Nur'ma, insanlık. Yani Kur'an eşittir insandır. Üç tane şey aynıdır, unutmayın. Kur'an eşittir kainattır, kainat eşittir insandır. Ustad ne diyor? Diyor ki şu kainata Kur'an-ı Kebir-i kainat. Şu kainat var ya, Allah'ın dışındaki yaratılan her şey kainat deniliyor. Bu kainata ne diyor biliyor musun? Bakın denedir. Büyük İslamiyet diyor.
Mahkemat'ta, 38. sayfada, büyük İslamiyet, bu kainata, gene bu kainata, Kur'an-ı Kebir kainat, büyük Kur'an, gene bu kainata insanı ekber. Dördü aynı oldu. Peki bu insana ne diyor? Kainatı suğra. Değil mi? İslamiyeti suğra diyor mahkemata, küçük İslamiyet. Ha o zaman, madem bu kainat, o zaman Kur'an-ı Kebir ekberse, ve bu kainat aynı zamanda insan ekberse, insan eşittir Kur'an. Kur'an eşittir kainat. Kainat eşittir İslamiyet. İslamiyet demek Allah'ın bir ismidir. Ha dolayısıyla aynıdır. Ha şimdi ne yapmış Cenab-ı Hak? O B var ya, B, Nur-u Muhammed'i, bütün kainat orada. Yani Kur'an da orada. Biz canlı Kur'an'ız. Hazreti Ali'nin tabiriyle en anlatıkı Kur'an. O zaman biz canlı Kur'an'ız. O nokta yani. O Kur'an orada. O zaman o nokta Nur-u Muhammed'i mahluk değil. Ama vacip de değil. Berzahtır. O noktada benim hakikatim de orada. O zaman sen bu dünyada kimsin? Sen kimsin? Sen fotokopisin. Aslı değilsin. Senin orijinalin orada. Mesela ne demek? Ağacın dalındaki meyve dese ki ben benim. Çekirdek aşağıdan bağırır. Bir dakika. Kendini bensiz izah edemezsin. Edebilir mi? Yaprak dese ki ben benim. Kök ne der ona? Bir dakika. Bensiz diyor kök. Çekirdek yani. Yaprak. Bensiz kendini ifade edemezsin. Ha o zaman ben bu kainatla kendimi ifade edemem. Ben neyle edeceğim? Nur-u Muhammed'isiz kendimi izah edemem. Buradaki hali insanın nefsinin tezahürü mü? Nefsin tezahürü. Ya o diğerlerinin tezahürü, dişe vuruşu. Yani çekirdekteki yaprağın. Ama yaprak çekirdekten çıktı diye çekirdeğin içinde yaprak arama. Kütük çekirdekten çıktı diye kütüğün içine çekirdeği aramadığın gibi insandan çıkmıştır. Kur'an'dan çıkmıştır, Nur-u Muhammed'den çıkmıştır bu kainat ama bizzat kendisi gibi arama. O zaman bunlar niçin anlatıyoruz? Niçin anlattım? İnsan kendini değil yani. Çöplükte harcama ne kadar değerli bir şeysin. Allah razı olsun. Birkaç şey var burada, evet. Konuyla alakalı. Cenab-ı Hak yemek yemez, içmez, cinsiyet... Maşallah ne güzel yıkanmış olur. ...şey değildir. Evet. Cinsiyeti yoktur, erkek, kadın. Evet. Bu ne demek? Bizde ise var. Biz hem yeriz hem içeriz hem... Çok güzel. Peki yani, dedi ki Allah dişi ve erkeği yaratmıştır. Allah dişi mi erkek miydi? Lazcası o değil mi? Ondan sonra soru biraz da genişletiyorum. Allah'ı Ramazan'da adeta halifesi olma adına, haşa, ceseden değil, ruhen ve ene itibariyle temsil ediyor. Peki, Ramazan'da dişilik erkeklik oluyor, o hakikat yok oluyor, açlık olmayınca. Şimdi bunu nasıl anlarız diye örnek vereyim. Şimdi bu el etik prizini düşünün. Buzdolabını sokalım. Şimdi el etik prizi şey deliği şöyle 100 tane, 500 tane prizi olsun düğmesi. Sokalım el etik ocağını. Ne yapar? Isıtır değil mi? Bunu hemen yanına başına buzdolabını koyalım, hemen soğutur değil mi klima? Bunun yanına wolfram telini koyalım, ışık verir. Hemen bunun yanına torna tezgahını koyalım, güç olur. Hemen yanına koyalım, ses olur. Bunun yanına süpürge makinesi koyarsak hareket olur. Görmediğime inanmam diyene kabloyu çıplak tutursun, öldürür. Soruyorum sana vesaire vesaire. Elektrik soğuk mudur, sıcak mıdır, torna mıdır, güç müdür, katil midir, nedir? Her şey oradan çıkıyor. Hiçbiri değil. Evet, o zaman her şeyin hakikati hiçbir şey olamaz. Her şey ondan çıkıyorsa o çıktığına benzemez. Bu masayı ben yaptım mı? Masadan önce olduğum gibi masaya da benzemem. Peki ne diyor o zaman? Nasıl? Anlatacağım, dur. Acele etme. Ha o zaman nasıl ki elektrik ne soğuktur ne sıcaktır, ruh da ne erkektir ne dişidir. Ruh. Çünkü niye? Ruh dedi ki Allah'ın dışında yaratılan her şeyin hakikatin hulasası. Ama bu cesede girdiği zaman bu cesedin organları ile imtizaç etmiştir.
Ondan da ki çocuk 3,5 yaşına kadar cinsiyetini bilmez. Ondan da ki 3,5 yaşına kadar çocuk canlı bilir her şeyi. Onun için oyuncağını kırar. Böyle yapıyor. Gelmeyince oyuncak kırıp kırıyor arabasını veya bebeğini. Peki ruh ne dişidir ne erkektir? Ne çünkü niye? Ha nasıl ki elektrik ne sıcaktır ne soğuktur ama hangi organ hangi alete girerse o organı çalıştırdığı gibi. Peki elektrik ışık mıdır? Niye kablonun içi karanlık? Elektrik sıcaksa niye kablo yanmıyor? Öyle değil mi? Tamam. Peki elektrik soğuksa, o sevk oradan çıkıyorsa elektrik dönmesi lazım. Allah'tan dişilik çıkıyor. Allah dişi değil. Allah'tan erkeklik çıkıyor. Allah erkek değil. Yani elektrikten soğuk çıkıyor. Elektrik kablo soğuk değil. Elektrikten sıcaklık çıkıyor. Kablo sıcak değil. Vesaire. Peki ruh dedin. Ruh da dişi ve erkek değildir. Kadının ruhu dişi değil. Hiçbir dişi değil. Mutlak muhittir. Çünkü bak eşcinsellik oluyor rahatça. Ha peki giriyor bu cesede. Bu cesede giriyor. Çünkü kadının ve erkeğin ruhunda çelik var. İki tarafta vardır. İki tarafta vardır. İnsan çekirdek olduğu için. Tabii. İnsan bir kainatın çekirdeğidir. İkisi de var onda. İkisi de var. Mesela ağacın çekirdeğinde Haliku Habbi ve Neva diyor ya çekirdeğe benzer. Çekirdekte koku yok mudur? Tat yok mudur? Kütük yok mudur? Renk yok mudur? Mesela koku hafiftir. Kütük ağırdır. Hafif de var, ağırlık da var. Öyle değil mi? Peki neyi karşıladı? Ha şimdi mesela. Neyi karşıladı? Sonra bu ruh buraya girdi mi? Bu organlara imtizaç ederek, bu organlara uyum sağlayarak, bu organları orada bulununca o organlarla irtibat kurmuş. Mesela ruhta görme hakikati var. Gözde olunca göz onunla irtibat yapınca gözle görür. Mesela kör. Adam kör, gözü kör. Ruh kör değil ki. Ruhunda görme hakikati var ama bu yok. Mesela gözlük boyanmış. Ha, aynı bunun gibi bizde dişilik de var. O organ olmayınca bizde ruhun o organı tezahür etmiyor. Yani elektrik o elektrikte elektrik, kablodaki elektrik akımı elektrik ocağına gittiği zaman ısıtıyor ama aynı zamanda o elektriğin içinde soğukluk hakikati de var. Kanuniyet itibariyle yok mu? Ama o elektrik akımı oraya gittiği zaman elektrik ocağı elektrik akımının içindeki ısıyı ortaya çıkartıyor. Soğukluğu çıkartmıyor. O elektrik akarken, ceyran akarken o soğukluk hakikati da var o akımda. Ama ocak ona diyor ki soğukluk hakikatına sen dur. O tezahür edemiyor. Zemini müsait değil. Ha o zaman o makine ona şey yapmıyor. He yani motoruyla imtizac ediyor. Benim aklım şimdi abi yani demin sen konuyu dağıtmak istemiyorum da makinelerden örnek verdin ya mesela buzdolap soğutuyor. Tamam buzdolap soğutuyor ama buzdolapta soğutacak motor var. Ha o zaman şöyle aklıma geldi. Demek ki oradaki elektrik motorla imtizac ederse ederse o zaman soğukluk ortaya çıkıyor. Orada yoksa bizdeki ruh da o duygularla imtizac ederse o cisette organla. Erkeklik organlarıyla mesela kaslarıyla, lifleriyle, seyrettiği hisleriyle erkeklik hisleri var. Evet. Hisler ruh değil. Ruh başka, his başka, hayat başka yani. Bunlar farklı şeyler. O erkek hisleri, duyguları da ne yapmış? O elektrikte, o makinenin detayları. Şimdi oraya girdiği zaman o elektrikteki o şey gözüküyor. Öteki şey gizli kalıyor. Yani elektrik akımı ocağa gittiği zaman giderken soğukluk hakikati da var onda. Ama elektrik ocağı lisan haliyle diyor ki ey soğukluk akımı sen burada tezahür edemezsin. Çünkü burada zeminin yok. Ha, mesela çekirdek toprakta tezahür eder, taşta tezahür etmiyor. Etmiyor diye çekirdeğin içinde ağaç yok mu? Ama o zeminini bulamadı. Aynen bunun gibi çekirdek de mesela ağaç, dişi midir, erkek midir, çekirdek bir şey değil. Mesela güneş mesela dişi midir, erkek midir yani? Ne diyeceğiz ona? Yok bir şey değil, mahluktur, değildir. Çünkü bizim aklımı şöyle hep alıştı da onun için sıralıyorum. Ya hero ya mero. Ya dişidir ya erkektir. Peki ikisinin ortası da var. Ne dişi ne erkektir. Yani neyin karşılığı yani? Şimdi biz hep esma... Güneş bizim şeyin karşılığı. Hayatın karşılığı. Usta hep güneşle misal verir. Hayat güneşi der. Hayat güneşi der. Karıştırdığım şey şu. Biz hep esmanın bir
tecellisi gördüklerimiz bütün evet, canlı. Bunlar Esma'nın bir tecellisi, tezahüratı diye hep anlatıyoruz. İnsan cilvesi ve nakşı. Yani Esma ile sıfatı ayırt etmek için bir şey anlatayım size. Hı. Bu size evvel geç olduğunu biliyorum. Ama şu size lazım olacak. Ben şöyle düşünüyordum. Bu kainat Cenab-ı Hakk'ın aynadır. Cenab-ı Hak aynadır. Peki o zaman kainat nedir? Ha o zaman şudur arkadaşlar. Bu maddenin aslı sıfata bakar. Tamam mı? Eşyanın üzerindeki cilve ve nakışlar sarnattır, büyüktür, kırmızıdır, yeşildir, beyazdır, soğuktur, sıcaktır, serttir, yumuşaktır. Esma-i Hüsna'nın cilve ve nakşidir. Ama maddenin aslı, aslına gidelim, atom. Bu atom. Aslı esirdir. Daha aslı kuantum. Daha aslı maddi hayattır. Daha aslına git mec'uldur. Daha aslı Nur Muhammed'idir. Daha aslı Esma'dır. Esma'nın aslı nedir? Sıfattır. Sıfatın aslı nedir? Şunat-ı Zatiye'dir. Şunat-ı Zatiye'nin aslı nedir? Mahiyet-i Zatiye'dir. 22. sözdeki sıra. Ha demek ki maddenin zatı, maddenin varlığı kudrete bakar, sıfata bakar. Ama maddenin üzerindeki nakışlar, sıfatlar, özellikler yani soğuk, sıcak, yumuşaktır, serttir şeyler, onda Esma'ya bakar ki ustadın tabirini kullanın. Eşyadaki, Esma'nın diyor eşyadaki cilve ve nakşi diyor. Cilvesi, nakşi. Yani sıfatla Esma'yı biraz böyle anlayabiliriz. Yani hani misal vermiştik ya, bu elmada bu şeyi gösterebilir misin Allah'ın isimlerine? Tabii. Veya buzdolabında. Mesela ocakta, elektrikte, evet, onları isimlerini söyleyebiliriz her tek tek. Tabii. Hangi isim tezahür ediyor? Ha şimdi ben şunu da vurgulamak istiyorum, Esma ve sıfatını. Bir de bu ruh adeta, hani iman nedir iman? İrade-i cüziyenin sarfından sonra irade-i külliyenin insan ruhuna koymuş olduğu nurdur diyor ya. Evet. Yani nedir? Allah'ın zatının insan ruhundaki karşılığıdır. İmanın bir ucu mahluktur, öteki ucu mahluk değildir. Şimdi o ruhu, ruhtan daha öte bir şey var, ben. O ben var ya ben, ne dişidir ne erkektir işte. O ele. Çünkü ne mahluktur ne vaciptir. Yani şöyle diyeyim size. Ağacın çekirdeğindeki program, dişi midir erkek midir? Program. İkisi de değildir. Değildir tabii, kanundur. Kanundur ya. Evet. Ama ağaç, dişi yaprak olur, erkek yaprak olur, toz. Ama içeri girdikçe dışarıdaki sıfatlar yok. Arkadaşlar, dışarıda şefkatim şey gözüküyor çocuğa, çikolata. Ama benim şefkatim çikolata mıdır? Ağacın içinde dişilik, erkeklik yok, renk yok, koku yok, sert yok, yumuşak yok. Dışarıda var. Ha demek ki eşyanın batınına girdikçe İsmail'in dışarıdaki sıfatları, vasıfları arama orada. O başka bir şey artık. Oradan çıkmıştır ama o değildir. Bu rahleyi ben yaptım. Rahleden önceyim ve rahleye benzemem. Hiçbir sıfatım benzemez buna.